Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 40. günün 2. dersine. Bugünün son dersindeyiz. Simetriyi bitireceğiz. Yani yansıma konusunu da bitireceğiz sizinle birlikte bu dersimizde. Evet, kitabımızda nerede kalmıştık? Sayfa numarası 229 ve 230 ve 231'i işleyeceğiz ve böylelikle bu konuyu bitireceğiz. Yani noktanın doğruya göre simetriyi, bir de doğrunun eksenlere ve özel doğrulara göre simetriyi, bir de doğrunun noktaya göre simetriğinden bahsedeceğiz sizlere bu dersimizde. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi noktanın doğruya göre simetriği derken arkadaşlar, bir kere burada size bir formül ezberlettirmeyeceğim. Yani formül ezberletmeye kalkışsam bu hiç olmaz. Noktanın doğruya göre simetriği demek aslında bu zamana kadarki bilgilerinizin tekrarı demek ve basit bir şekilde şekli çizeceksiniz. İki tane teknik var. Hatta burada kısa bir yol da var ama kısa yolu sonrasında vereceğim. İlk başta temel mantığını anlamanız lazım. Kısa yolda her zaman tutmuyor, onu da söyleyeyim. Sadece bir özel durumda kısa yol tutuyor. Noktanın doğruya göre simetriği dediği an basit bir şekilde şekli çizeceksin. Yani ne yapacaksın? A noktası x1,y1 D doğrusuna göre simetriği dediği zaman hemen bir nokta gösteriyorsun. Bir doğru çiziyorsun. Simetriğini al dediği zaman hemen simetriye hocam dik olacak şekilde öbür tarafa geleceğiz. Şu eşitleri de koyacağız. Çünkü simetriğinde ne olacak? Eşit olacak ve dik olacak. Bunu yazdıktan sonra şekli yorumlayaraktan sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksın. Nasıl mı? Şimdi bizden ne isteniyor? B noktası isteniyor değil mi? B noktasını bulmak için yollarımız şu şekilde. 1. Ya hocam buradaki K'yı bulmam lazım. K'yı bulmam için bir hamle yapmam lazım. Çünkü K'yı bulursam hocam noktanın noktaya göre simetriğinden B noktasına ulaşırım. O zaman noktayı bulmak için bir hamle yapacağım. Noktayı bulmak için de ne yapacaksın? Şu doğru denklemini biliyorsun. Hocam bu doğru denklemini yazarsam olay biter diyebilirsin. Yani ne yapacaksın? Bu doğru denklemini yazmak için hamle yapacaksın. O zaman doğru denklemi yazmak için hamle yapacağız diyoruz ya. Doğru denklem için de kendime iki soru soruyordum. 1. Eğim. 2. Nokta. Hocam bu doğrunun üstünde bu nokta var, eğim yok. Aa, dik kesiyorlar. Dik kesiyorlarsa eğimler çarptığında -1'dir. O zaman bu doğrunun eğimine M1. Bu doğrunun eğimine M2 dersek. M1 belli zaten buradaki doğrudan. Dolayısıyla M2 de bulunur. M2 belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazarım. Sonra doğru denklemini yazdıktan sonra iki doğrunun kesim noktasından, ortak çözümden buradaki noktayı bulurum. Sonra noktanın noktaya göre simetriğinden dolayı biz buradaki B noktasına ulaşır mıyız? Ulaşırız. Ben adımları da yazmışım. AB doğrusunun denklemi yazılır. Nasıl yazılıyormuş? İlk önce eğimi bulacağız. Sonra eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazacağız. Ondan sonra da ikinci adım K noktası bulunur. Doğruların kesim noktasından. Üçüncü adımda B noktası bulunur. A'nın K'ya göre simetriği alınarak ya da ne kadar artmış ne kadar azalmış oradaki hikayeden dolayı ona da ulaşabilir. Ben şimdi bu yoldan da yapacağım sana. İlk soruyu o şekilde de göstereceğim. İlk soru değil, sonraki soruyu daha doğrusu. Ama burada önemli olan neymiş? Şekli çizip şekli yorumlayabilmek aşırı derecede önemli. Çünkü her zaman o kalıpta soru gelmeyebilir. Mesela bu soruda analitik düzlemde A'ya 4 noktasının 2x artı 3y artı k eşit 0 doğrusuna göre simetriği B noktası x6y x6 noktası. Mesela burada o dediğimiz tekniği uygulayamayız. Basit bir şekilde şekli çizip yorumlayacağız. Bu noktanın bu doğruya göre simetriği 2x artı 3y artı k eşit 0 ya bu. Buna göre simetriği olan nokta işte tam olarak burasıymış. -6y -6 noktasıymış. Şu eşitleri yazdın ve şurada da dik yerleştir. Sen şimdi bu doğru denklemini yazabilir misin? Doğru denklemini yazsam bile bu doğruyla bu doğrunun kesim noktasını bulabilir misin? Bulamazsın. Çünkü burada k yok. O zaman normal şeyle değil, şekli yorumlamayla olacak buradaki durum. Şekli yorumlamak nedir? Ya hocam bakıyorum ki burada. Ya buradaki nokta orta nokta. Tam buradaki noktayı bulurum ben. Orta nokta olduğundan dolayı. Hocam a eksi 6 bölü 2'ye. A eksi 6 bölü 2'ye. 4 eksi 6. Toplamlarının yarısı. 4 eksi 4 artı eksi 6. Eksi 2 bölü 2. Eksi 1 yapıyor. Eksi 1 noktası yaptım, burası yap. Burada yapacak bir şey yok. Benden a artı k isteniyor. Ne yapacağız o zaman? Şu da yapılabilir. Hocam eğimler çarpımı eksi 1. Bunun eğimi ne? Şu ikisinden bulurum. Bunun eğimi de belli. Eğimler çarpımı eksi 1'den de bir şeyler bulunabilir ama. Valla ben şimdi şuradaki noktayı buldum ya. Bu noktada bu doğrunun üstünde ya. Gel burada yerine yaz bakayım. Çıkmazsa eğimden ne yola çıkarız? Hadi bakalım yazalım yerine. Evet, 2 çarpı a eksi 6 bölü 2. Sonra artı 3 çarpı eksi 1 artı k eşit 0. Şu ikiler gitti. A eksi 6 artı değil. Eksi 3 yapıyor orası. Artı k eşit 0 yaptı. A artı k neye eşit oldu? 9 eşit oldu. Zaten benden ne isteniyor? Artı k isteniyor. Sadece orta nokta koordinatındaki noktayı yerine yazmayla direkt a artı k çıkıyormuş, çıkıyormuş. Ha, sonuca ulaşamasaydım belki buradan bir denklem çıkacaktı. Bir de eğimler çarpımı eksi 1'e bakardım. Eğimler çarpımı eksi 1'den de bir denklem çıkardı. A'yı k'yı bir şekilde bulurduk. Ama a'yı k'yı ayrı ayrı bulmamıza gerek kalmadı. Direkt toplamları isteniliyor bizden ve cevap da çıktı mı? Gelelim örnek 11'e. 1'e 2 noktasının bu doğruya göre simetriğini buluruz. Bak şimdi. Birinci yol. Ya bir kere şekli çizeceğiz kardeşim. 1'e 2 noktası diyoruz ve şu şekilde. Şekli de şurayı da biraz büyüteyim. Bak şimdi 3 farklı yol göstereceğim sana. Bu doğrumuz da ne? Bu doğrunun adı da x eksi y artı 5 eşit 0 doğrusu. Bu soruyu lütfen iyi dinle. Şimdi bu nokta
noktaya göre simetriyi işte buradaki nokta yapıyor hocam. Bunu bulmaya çalışacağız biz. Peki şimdi ben şunu da kopyalayayım da lazım olacak şimdi. Dur bak arkadaş, burası nedir? Dik ve burası nedir? Eşit. Hocam bunun eğimi nedir? Hocam bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 1. Bunun eğimi ne olacak? Eksi 1 olacak. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabiliriz. Yazalım. Eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir y eksi 2. Yani eğim çarpı x eksi noktadaki x, y eksi noktadaki y. E buradan ne geldi o zaman? Eksi x artı 1 eşittir y eksi 2 geldi. Hepsini öbür tarafa atayım. 0 eşittir x artı y eksi 3 yapalım. Tamam. Şimdi benim buradaki noktayı bulmam lazım. Buradaki noktayı bulmak için de ne yapacağım? Ortak çözüm yapacağım. Ortak çözüm yapacağım. Şu doğrunun denklemi belli. Bu doğrunun denklemi de belli. Ortak çözüm yapıyoruz. Yapalım ortak çözümü. X bir tane doğrumuz. X eksi y artı 5 eşit 0. Öbür doğrumuz da x artı y eksi 3 eşit 0. Taraf tarafa toplarsam 2x artı 2 eşit 0'dan x'i eksi 1 buluruz. X yerine eksi 1 yazdığında herhangi bir tane denklemde. Bak burayı eksi 1 bulduk. X yerine eksi 1 yazdığımızda herhangi bir denklemde. Mesela şuradaki denklemde diyelim. Eksi 1 artı y eksi 3 eşit 0 ya. Y'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Eksi 1'e 4 noktası çıktı burası. Sonrasında ne yapıyoruz? Hocam 1 iken eksi 1 olmuş. Yani 2 azalmış. Bir daha 2 azaltıyorum. 2 azalttığımda eksi 3 yapar burası. Sonra y'sine bakıyorum. 2 iken 4 olmuş. 2 artmış. Bir daha 2 arttırıyorum. Yani burası da kaç olur? 6 olur. Eksi 3'e 6 şeklinde buluruz. Evet, birinci yolumuz bu. İkinci yolumuz nedir? Şu şekilde. Yine şekli çizdik mi kardeşim? Çizdik. Şekli çizip yorumlayacağız şimdi. Hocam bak şimdi, burası nedir? 90 derece. Şunlar da birbirine eşittir. Ve ben genelde bu yolu tercih ediyorum. Şu ikinci yol diyeyim bunu. Genelde de bu yolu tercih ediyorum. Ne yapıyorum? Hocam benim amacım şuradaki noktayı bulmak. Buradaki noktayı bulurken de x virgülü y şeklinde yazacağız. Yani x virgülü y şeklinde yazacağız ya. İki bilinmeyen değil de tek bilinmeyen cinsinde yazsak daha iyi olur. Denkleme bakarsın buradaki denklemde. Hangisini yalnız bırakmak daha kolay? X'i mi y'yi mi? X'i de yalnız bırakırsan olur. Y'yi ve 5'i buraya atsan. X y eksi 5 yapar. Ya da y'yi de yalnız bırakırsın. Hocam y neye eşit buradan? Y x artı 5'e eşit. X virgül y de o zaman buraya x virgül x artı 5 yazabilirsin. Şimdi buradaki noktayı yazdık. Bak x'li ya da y'li bir şekilde yazacağız. Yazdıktan sonra hocam doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi 1. Bir kere eğim olacak. Bunun eğimi neydi? M1 dediğim artı 1. O zaman bunun eğimi ne olacak? M2 dediğim eksi 1 oldu. Eğim belli. Buradaki nokta ve buradaki nokta da belli. Yani iki nokta belli mi burada? Belli. O zaman iki nokta belliyse iki noktası binden doğrunun eğiminden gidelim. Y'ler farkı. Y'ler farkı derken x artı 5 eksi 2. X'ler farkı derken de x eksi 1. Diyelim y'ler farkı. Hocam x artı 5 eksi 2 bölü x'ler farkı x eksi 1. Eşittir ne diyeceğiz? Eksi 1 diyeceğiz. O zaman buradan ne geliyor? X artı 3 eşittir eksi x artı 1 yapar. Buradan 2x eşittir eksi 2 yapar ve x'i de buradan ne buluruz? Eksi 1 bulur. Hocam x yerine eksi 1 yazdığım zaman bak eksi 1'e x yerine eksi 1 yazdığın zaman burası da kaç yapıyor? 4 yapıyor. Bak daha rahat bir şekilde bulduk sanki. Çünkü bazen ortak çözüm bazı sorularda sıkıntı yaratabiliyor bize. Dolayısıyla 1'den eksi 1'e 2 azalmış. 2 azaltıyorsun buraya. O zaman eksi 3'e. Sonra ne yapıyorsun? 2'den 4'e 2 artmış. Bir daha 2 arttırıyorsun. 6 noktasını bu şekilde bulur muyuz dostlar? Buluruz. Bu da ikinci yol. Üçüncü yol da pratik yol. Ama eğimi artı eksi 1 iken geçerli. Nedense ÖSYM'de hep böyle bir soru sorduğu zaman verilen doğrunun eğimini artı 1 ya da eksi 1 olarak veriyor. O yüzden yani çok fazla da uğraştırmak istemiyor aslında. Bu pratik yolu da bilelim. Eğimi. Bak verilen doğrunun eğimi. Şu doğrunun eğimine bakalım. Bu doğrunun eğimine. Hocam bu doğrunun eğimi artı 1. Eğim artı 1 iken kısa yolu uygulayabiliriz. Kısa yol dediğimizde şu. Hani noktamız kaç verildi bize? Hocam noktamız A1'e 2 verildi. O zaman A1'e 2 verildiyse noktamız. Bak x yerine 1 yaz. X yerine 1 yazdığın zaman. Çünkü noktadaki x'i yazıyorsun. Denklemde x yerine 1 yazıyorsun. 1 eksi y artı 5 eşit 0'dan y kaç gelir? 6. İşte eğimi 1 ya da eksi 1 olan doğrularda x yerine noktadaki x'i yazdığında y'sini bulursun. Simetriğindeki y'sini. Y yerine noktadaki y'yi yazdığında y yerine de 2 yazdığın zaman da y yerine 2 yazdığında denklemde denklemimiz x eksi y artı 5 ya. Yani x eksi y yerine 2 yazıyorum şimdi. Artı 5 eşit 0'dan. O zaman x'i de kaç buluruz dostum buradan? X'i de buradan eksi 3 buluruz. Simetriği olan nokta x virgül y noktasıdır. Yani eksi 3'e 6 noktasıdır diye bu şekilde sonuca da ulaşırız. Evet arkadaşlar, işte bu da pratik yol. Gerçekten işimize yarıyor. ÖSYM bununla ilgili sorularda. Ben bu zamana kadar soruları hep inceledim dostlar. Yani hep böyle bir noktanın bir doğruya göre simetriğini verdiğinde ÖSYM verilen doğrunun eğimini artı 1 ya da eksi 1 vermiş. Yani bu pratik yolu kullandırmış. Ama biz yine de şu şekil çizme olayını mutlaka bilelim. Çünkü şekil çizip yorumlama olayı illa simetri olan noktayı vermeyebilir. Şu şekilde bir soru sorabilir bize. O yüzden buna da dikkat edelim. Sana 3 tane yöntemi de gösterdim. Eğim 1 ya da eksi 1 olduğunda da şu şekilde kısa yol uygulanıyor dost. Tamam. Geldik diğer soruya. Örnek 12. Örnek 12'de de bir kağıda dik koordinat sistemi A eksi 2 6 olmak üzere ABC üçgeni ve eksenler 0'a 3 ve 3'e 0 noktasında kesen D doğrusu çizilmiş. Tamam. Şimdi ne olmuş? Bu kağıt D doğrusu boyunca çekirdek gibi katlanmış.
kullandığında A noktasının yeni konumun koordinatlarını bulunuz diye soruyor bize. Arkadaşlar katlamayı biz ne yapıyorduk? Hocam katlamayı geri doğru açıyorduk. Şu şekilde geriye doğru açtık. Artık burada animasyona gerek yok herhalde değil mi? Katlamayı geri doğru açtık. Aslında bu ne oluyor? Bu buraya gelmiş oluyor değil mi? Üst üste binen kenarları eşit. Şunlar birbirine eşit. Aslında şu noktayı düşünecek olursak da şöyle bir şey olmuyor mu? Yani aslında biz burada ne yapıyoruz? Bu noktanın ya da şu üçgenin bu doğruya göre simetriğini alıp şurayı bulur. A bizden A noktası isteniyor. Aslında biz bunu böyle yaptığımız zaman A noktası için düşündüğün zaman katladığın zaman aslında bu buraya gelmiş oluyor. Dik ve şunlar da birbirine eşit olmuş. Yani aslında buradaki nokta ne oluyor? Bu noktanın şu doğruya göre simetriğinden bahsetmiş oluyor. O zaman noktanın doğruya göre simetriği var. O zaman bu doğrunun denklemini yazalım. Eksenleri kestiği yerler belli. X bölü 3 artı Y bölü 3 eşittir 1 şeklinde bulunuyordu bu. Yani X artı Y bölü 3 eşittir 1 ya. X artı Y eşittir 3 doğrusu mu yaptı bu? Evet. Doğruyu bulduk. Aa, bu doğruda eğim eksi 1. Eğim artı eksi 1 iken ne yapıyorduk? Kolay bir yolumuz vardı. Ne yapıyoruz? X yerine eksi 2 yazıyoruz. X yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 artı Y denklemde yerine koyuyorum. 3 ya. Y buradan kaç geldi o zaman? 5 geldi. Y yerine de ne yazıyorum? Noktadaki Y'yi yazıyorum. 6'yı yazdığımda denklemde X artı Y yani 6 eşittir 3 ya. O zaman X de buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. O zaman simetriği olan nokta X virgül Y yani eksi 3 virgül 5 yapar simetriği olan nokta arkadaşlar. İşte eğimi 1 ya da eksi 1 olduğu zaman bu şekilde kısa yoldan X yerine noktadaki X'i yaz, simetriğindeki Y'sini bul. Y yerine noktadaki Y'yi yaz, simetriğindeki X'i bul. Bu kadar basit gençler. Cevap da eksi 3'e 5 oldu. Ama bu sefer simetriği olan şeyi noktayla bulduk. Noktayla. Yani katlamayla bulduk durdu. Katlamayı aldığın zaman ne oluyor? Aslında oradaki üçgenin o doğruya göre simetriği oluyor. Yani oradaki A köşesinden bahsediyor ya. A köşesinin o doğruya göre simetriği oldu aslında. Çaktırmadan noktanın doğruya göre simetriğini katlamayla sormuş aslında bize burada. Evet, noktanın doğruya göre simetriği bu şekilde diyeceğiz ama sorulara devam. Her tarz sorusunu inceleyeceğiz çünkü burada. Evet, burada ne demiş? Dik koordinat sisteminde AOB üçgeninin ağırlık merkezi G olarak verilmiş. Valla G noktasını ben bulurum arkadaş. Ama lazım olacak mı? G noktasını nasıl bulacağım? Hocam burası da 0'a 0. Şöyle apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamında 3'e bölünmüş hali. Direkt bana G noktasını verir. Hatta bulayım ya. Ne olacak? Apsileri topladığın zaman burası da 0 0 ya. 0 artı 0 artı eksi 6. Eksi 6 bölü 3 yapıyor. Eksi 2'ye. Evet, G noktası eksi 2 yaptı burası. Hemen eksi 2'yi yazalım şuraya. Eksi 2'ye. Sonra ordinatlar toplamına bakalım. 0 0'dı burası. 3 artı 0 artı 0 bölü 3'ten 1 yapıyor. Evet, burası eksi 2'ye 1 noktası yaptı mı gençler? Yaptı. Evet. Şimdi G noktasının D doğrusuna göre simetri. Eksi 2'ye 1 noktasının bu doğruya göre simetriğini alacağım ben şimdi. K noktasından geçtiğine göre K noktasından geçiyormuş. K noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini buluruz. Arkadaş bir kere bak, soruyu şu şekilde yapabiliriz. İşte şekli yorumlamak dediğimiz olay da bu. Şekli güzel bir şekilde yorumlarsanız olayı daha pratik bir şekilde yaparsınız. Bak şimdi, sen normalde bu doğrunun denklemini yazabilirsin. Sonra dersin ki hocam buradaki noktanın bu doğruya göre simetriğini alayım dersin. Tamam, alırsın. Bu doğru denklemi de bak eğimi de 1 de değil. Bak kolay yoldan olmayacak sanki. Sonra bu noktadan geçen ve K noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan. Bu doğruya paralel olan doğrunun denklemi isteniyor bizden. Bunun da eğimi belli ya. Paralel olduğu için bunun da eğimi belli olacak. Sonra bu noktayı bulduktan sonra eğimi de bulursun bunun. Eğimler de aynı oluyor zaten. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Tekrar söylüyorum. Noktayı bulduk zaten. Doğru denklemini yazarız. Doğru denklemini yazdıktan sonra noktanın doğruya göre simetriği olan noktayı buluruz. Sonra buna paralel olan diyor. O zaman eğimleri de birbirine eşit. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini yazacağız dedik. Peki acaba şekil mantığıyla daha kolay olacak mı? Ağırlık merkezi vermiş ya şimdi. Ağırlık merkezinde kullanacağız. Şimdi sen buradaki noktanın bak şimdi bu doğruya göre simetriğini alsan. Hocam bu noktanın bu doğruya göre simetriği tam böyle. Şekil olarak böyle. Şurası dik olacak ve bunlar birbirine eşit olacak. Tamam, o noktayı bulmama gerek var mı? Bakalım şimdi onu yorum. Ağırlık merkezini kullanalım. Ağırlık merkezi nasıl kullanılır? Ya hocam ya buradan çizeceğim böyle bunu. Ya buradan çizeceğim ya da buradan çizeceğim. Hangisi daha mantıklıysa. Şuradan çizersem şuradan çizdiğim paralel doğruyla alakalı bir yorum yapamam herhalde. Şuradan çizersem buradan sanki 90 olduğu zaman muhteşem üçte bir işimize yarayabilir. Ya da şuradan çizsem bir işime yarayacak mı? Paralel bir doğruyla ilgili işime yaramayabilir. O zaman büyük ihtimalle şuradan çizeceğiz ya. Ağırlık merkezini şöyle bir kullanayım bak. Şu ağırlık merkezini kullanınca dostum ne oluyor burada? Hocam burası K iken burası ne oluyor? İ kaldı. Ben şimdi şuna paralel bir doğru çizecek olursam şimdi ne deniyorsa onu şekil üzerinde göstereyim. Şuna paralel bir doğru çizdim ve benden bu paralel doğrunun denklemi isteniyor şimdi benden. Arkadaş şimdi bu paralel doğrunun denklemini bulmaya çalışacağım ben şimdi.
Arkadaş, bakar mısın şuraya? Şunu şöyle uzattığın zaman da. Şimdi şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. E şunlar birbirine eşit değil mi? Simetriğini aldığımızdan dolayı eşit. Aa, burada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Şunlar da eşit oldu yani. Hemen oradaki eşitliği gösterelim. E şunlar da birbirine eşit olduysa eğer, k ise burası da k mı oldu? Evet. E şimdi aslında burası da sıfıra sıfır noktası. Yani ben buradaki noktayı bulup da bunun eğimini bulup da bu doğru denklemini yazacağıma, bu doğru üstünde ben bunu bulmak daha zor. Ne yapayım? Şu noktayı bulabilirim. Bu noktayı nasıl bulabilirim? Hocam bu nokta, bak şurası 2k iken burası da 2k. Şimdi şuraya bakar mısın? Sıfırdan 2k'da eksi 2'ye 2 azalmış. Bir daha 2 azaltıyorum. Eksi 4 yapar buradaki nokta. Sonra buradaki sıfırdan da durdum çünkü daha kolay yolunu buldum. Buradaki sıfırdan da şuradaki 1'e 1 artmış. Bir daha 1 arttırıyorum. 2 oluyor burası. Sonra deriz ki hocam eksi 4'e 2 noktasından geçen ve bu doğru, bu doğrunun üstünde olan, yani şuna paralel olan doğru. Bunun eğimi nedir? 1 bölü 2 değil midir? Evet. Bunun da eğimine 1 bölü 2 deyip eğim belli, nokta belli, doğru denklemini yazabiliriz. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Çok güzel. Ama bundan daha kolayını buldum ben şimdi soruyu çözerken. Niye? Kardeşim şunlar paralel değil mi? E paralel. Şuradaki orana bakar mısın lütfen? Şuradaki orana bakar mısın lütfen? Hocam şurası 3K. Oy, bunun kalınlığı niye böyle? Şuradaki uzunluk 3K, burası da K. Ve şu paralelliğe bakıyorum ben şimdi. Bak şu paralelliğe. Hocam bu paralellikte 3'e 1 oran var. Burada da 3'e 1 oran olmayacak mı? E o zaman burası 3 ise burası 1 değil midir? Evet. Hocam burada da 3'e 1 oran olmayacak mı? Evet. Yani 3n ise burası da n olacak. 3n 6 ise, 3n 6 ise n'i de buradan 2 buluruz. E o zaman burası eksi 8 noktası. Burası da 4 noktası yapar. Ve artık soruyu daha rahat bir şekilde çözüme ulaştırabiliriz. Nasıl mı? Hocam eksenleri kestiği yerler belli. Eksi 8 ve 4. X bölü eksi 8 artı y bölü 4 eşittir 1 deriz. Ve sonuca ulaşırız. Bak sana farklı farklı bir sürü yol sundum. Bir şuradaki, bir ilk başta simetriğini alıp simetriği olan noktayı bulup paralellikten eğimi bulup eğim belli nokta belli doğru denklemini yazdım. Bir şunu şöyle çizince burada paralellikten dolayı bak şurada ne güzel orta taban çıktı, eşitliği yazdık. Hocam bunu uzatınca buradaki G'den dolayı, orijinden dolayı şuradaki noktayı bulduk. Bu noktayı bulunca bunun eğiminden burayı buluruz dedik. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz dedik. Ya şekil yorumlama ne kadar güzel bir şey. Bir dedik ki ya gerek yok ki dedik. Şunlar zaten paralel. E burada 3'e 1 oran var. 3'e 1 oran olacak. E burada şunlar paralel yine. E hocam burada da 3'e 1 oran olacak. Yani ben 4 noktasını ve 8 noktasını buldum. Eksenleri kestiği noktalar belliyken daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliyorum. O zaman x'in katsayısı genelde artı olan şıklarda oluyordu. Ben bunu eksi 1 ile yok eksi 1 ile değil. Direkt burası eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. X eksi 2'ye bölü eksi 8 eşittir 1 ya. Eşittir eksi 8 mi yapar? Evet. X eksi 2'ye artı 8 eşit 0 şeklinde doğrunun denklemine ulaşır mıyız? Ulaşırız. Evet. Bak bu sefer noktanın doğruya göre simetriğini direkt kullanmadım. Şekli yorumlayıp o şekilde yaptım. İşte zaten biz noktanın doğruya göre simetriğinde de şekli yorumluyoruz. Burada da farklı bir şekilde şekli yorumladık. Bunlar zihin açar kardeş. Bunlara lütfen dikkat. X eksi 2'ye artı 8 şeklinde bulduk. Güzel sorudur bunlar. Evet, geldik örnek 14'e. Dik koordinat düzleminde 2'ye 5 noktasının eksi 1'e 1 noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta eksi 1'e B olduğuna göre B sayısının alacağı değerler toplamı nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi soruyu anlayalım. Ne yapıyoruz? Hocam 2'ye 5 noktasından geçen, 2'ye 5 noktasının eksi 1'e 1 noktasından geçen bir doğruya göre. Bak şöyle bir doğrusu varmış ve eksi 1'e 1 noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta eksi 1'e B'miş. Evet, buna göre şu şekilde olacak. Simetriği olan nokta eksi 1'e B'ymiş. Hmm, burası ne olacak? Dik olacak. B sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş ne yapacağız burada? Ya hocam şuradaki nokta verilmiş bana. E ben şu dik olmasından dolayı eğimler çarpımı eksi 1 diyeceğim o zaman. Arkadaş buradaki eğimler çarpımı eksi 1 ama B'yi bulabilir miyim? Bak şuradaki noktayı bulabilirim. Yine şekil yorumlatma sorusu. Yani burası ne olacak? Arkadaş şu x'ler toplamının yarısı 1 bölü 2 burası virgül. Sonra y'ler toplamının yarısı b artı 5 bölü 2 burası. B artı 5 bölü 2 burası. Şu şekli biraz büyüteyim. E buradaki noktayı şu şekilde bulduk. E şimdi ne yapacağız? Hocam bir de bunlar dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi 1. Peki şunun eğimi nedir? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Hadi bakalım şuna m1 diyelim. M1'i bulalım. Y'ler farkı b artı 5 bölü 2 eksi 1 bölü x'ler farkı 1 bölü 2 eksi eksi 1 yani artı 1 yaptı. O zaman bu b artı 5 eksi 2 b artı 3 yaptı. Bölü 2 yaptı. Aşağısında ne yaptı o zaman dostum? 3 bölü 2 mi yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Bölü 2'ler nanay oldu. B artı 3 şöyle gözükmüyor galiba. Bölü 3 yaptı. M1'i bu bulduk. B artı 3 bölü 3 bulduk. M2'yi bulalım. Hocam M2 de şurası değil mi? Bu doğrunun eğimine de M2 diyelim. M2 de şu iki noktadan bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor. O zaman M2'yi de yazalım kardeşim. M2 de nedir? Y'ler farkı. B eksi 5 bölü x'ler farkı. Eksi 1 eksi 2. Yani B eksi 5 bölü eksi 3 yaptı. E şimdi burada M1 bu. Dikkat. M2 de bu. Eğimler çarpımı ne diyeceğiz? Eksi 1 diyeceğiz. O zaman eğimler çarpımı eksi 1. O zaman B artı 3 bölü 3 ile sen B eksi 5 bölü eksi 3'ü çarptığın zaman eksi 1 diyeceksin.
E o zaman burası B artı 3 ile B eksi 5'in çarpımı. B artı 3 ile B eksi 5'in çarpımı. Aşağı alt taraf eksi 3 yap. Eksi 9 yaptı. Karşıya eksi 9 ile eksi 1'in çarpımı artı 9 yapıyor. O zaman burada da çarpanlara şey yapacağız. Kardeş ayıracağız. B kare. Bak şimdi. Şu B kare. Eksi 5B artı 3B. Eksi 2B. Sonra buradan eksi 15 geldi. Eksi 15 bu 9 da buraya geçti. Eksi 9. Eksi 15 eksi 9 da eksi 24 yaptı. Eşit 0 oldu ya. Bu 6'ya 4 şeklinde ayrılır. Bu B'ye B şeklinde ayrılır. Hocam eksiye artı dersek çarpımları eksi 24. Toplamları da eksi 2 yapıyor. Tamam. O zaman B eksi 6'ya B artı 4 yaptı. Şu eşit 0 ise B'yi 6 buluruz. Bu eşit 0 ise B'yi de eksi 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? B sayısının alacağı değerler toplamı isteniyor. O zaman 6 ile eksi 4'ün toplamı isteniyor. Cevap böyle. Direkt 2 çıktı. Yani direkt yine ne yaptık burada? Şekli yorumladık kardeşim. Önemli olan zaten şekli yorumlamak. Şekli yorumladıktan sonra gerisi çok güzel şekilde akar kardeşim. Evet, böylelikle cevabı 2 bulduk. Geldik örnek 15'e. Analitik düzlemde O noktası orijin ve K N'ye 1 olmak üzere OK doğrusunun eğim açısı 10 derece olarak verilmiş. K noktasının Y eşittir NX doğrusuna göre simetri alındığında L noktası elde ediliyormuş. Bak şimdi bir kere böyle bilindik şeyler var. Yani özel durumlar var. Orijin var. Orijinden geçen doğru var. O zaman ne yapacağız? Bir kere analitik düzlem kesinlikle çizmek zorundayız. Hadi analitik düzlem çizelim bakalım şöyle. Analitik düzlem çizdiğimiz zaman şöyle. Sonra da şekli yorumluyuz. Hadi yorumlayalım. K noktası N'ye 1. Şuradan bir tane K noktası seçeyim. K noktası N'ye 1. Bir de OK doğrusunun eğim açısından bahsediyor. OK doğrusunu da çizelim şöyle. OK doğrusunun eğim açısı da 10 derece olarak verilmiş bize. Hemen en 10 derece olduğunu da şurada gösterelim. Her bilgiyi kesinlikle ama kesinlikle kullanmak zorundayız. Bak burası 10 derece. Sonra Y eşittir NX doğrusu verilmiş. Y eşittir NX doğrusunu da çizelim. Y eşittir NX doğrusu da şu olsun böyle. Orijinden geçtiği belli bir kere. Y eşittir NX doğrusunda verildiğine göre o zaman burada biz eğimine bakabiliriz. Eğim nedir? Direkt M dediğim N'dir zaten. Tamam. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum. Ama orijinden geçen doğrunun X'i katsayısı. Bizim için eğim önemliydi. Eğimi direkt yazdık. Sonra diyor ki bize bu noktanın diyor bu doğruya göre simetriğini al diyor. Alalım bakalım. Bu noktanın bu doğruya göre simetriğini aldığımda buralara bir yerlere gelecek sanki. Rastgele bir yer tayin ettim. Hocam şuradaki nokta L noktası olsun diyor. OL doğrusunun eğim açısı nedir diye soruluyor. Yani OL'nin eğim açısı ne oluyor? Şurada kaç olmuyor mu? Burada kaçı? Gel bul diyor bize. Şimdi nasıl bulacağız arkadaşım burayı? Hadi bakalım. Bulmaya çalışalım. Şimdi simetriğini aldığımız zaman hocam burası dik olacak. Şunlar birbirine eşit olacak. Aa burada ne çıktı? Hocam dik dik tabanı iki eş parçaya böldü. Dolayısıyla bu bir ikizkenardır. E tamam şu ikizkenarlığı şöyle gösterelim. Başka ne yapabiliriz burada? Bir de burada bir açıortaylık vardır. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit midir? Eşit. Şimdi burada ince bir nokta. Verilen her bilgiyi kullanmak zorundayım. Şuradaki N'yi ve buradaki N'yi eğimin M olmasını, N olmasını daha doğrusu kullanmak zorundayım. Ne yapalım burada? Hocam şuradaki bilgiyi kullanalım. N'ye bir noktası verilmiş. Şuradan şöyle bir dik çizecek olursam. Hocam burası N'dir, burası da 1'dir. 10 90 ise burası ne oldu? 80 derece oldu. Tamam. Ben eğim N'i kullanabilecek miyim? N'i nasıl bulacağım burada? N'i nasıl bulacağım? Yoğunlaş, yoğunlaş, yoğunlaş. Aa hocam şurada bir dik üçgen buldun ve N dediğim kenar burası. Bak yoğunlaşınca bulursun, fark edersin. Bak burası N. Ana! N bölü 1'den de N'i elde edersin. O da nedir? Tanjant 80 değil midir? Evet. Tanjant 80 de N bölü 1 yani N yapıyor. Bak sen şu işe. N nedir? Hocam bu doğrunun eğimi. N nedir? Tanjant 80'dir. O zaman N dediğim tanjant 80 ya. Tanjant 80 ya. Aynı zamanda bu doğrunun eğimi ya. Yani bu doğrunun eğimi N ise yani tanjant 80 ise eğim açısı 80 derece demiyor mu sana? İşte buradaki doğrunun eğim açısı 80 derece olur. O zaman buraya kaç derece kalır? 70 derece kalır. E hocam nokta açısı 70 derece oldu. E dolayısıyla bizden ne isteniyor? Hocam bizden şuradaki eğim açısı isteniyor. Bak bakayım oraya. 10 burada. 70 burada. 70 burada. Toplamda da kaç yapıyor o zaman burası? 150 derece yapıyor. Eğim açısı da 150 derece oldu. Mükemmel bir soru. Ya işin böyle yani soruyu yapmanın şeyi nerede? Şurayı kullanmakta. Kardeşim buradaki N'i bir ya buradaki N'le buradaki N aynı verilmiş. Ya burada bir espri vardır demek lazım. Bir noktayı kullanmak demek şöyle eksenler olan uzaklarını kullanmak demektir. E burada eğim dediğim N çıktı. E burada da N dik üçgende N bölü 1'den geldi. Yani o da tanjant 80 yaptı. Tanjant 80 N'i yazınca bu doğrunun eğim açısı 80 çıktı. Burası 70, burası 70, burası da 10. Cevap da 150 derece çıktı. Mükemmel bir soru. Ya hocam oha bu ne ya? Dediğiniz sorular genelde ne oluyor? ÖSYM'nin sorduğu sorular oluyor. Al işte. ÖSYM böyle soru sormuş. Bak şurayı analitikte şurayı kullandırmalı soruları çok seviyor ÖSYM. Zamanında sormuş. Bu sorulara lütfen yıldız atıp sonrası da gelip bir daha bakın. Anlasan da anlamasan da gel bak. Gerçekten mükemmel bir soru. Gerçekten yıldızı hak eden bir soru. Bunları şöyle bir işaret al. Sonrasında tekrarını et kardeşim. Evet bak noktanın doğruya göre simetriğini yaptık ama şekil yorumlatma sorusu sormuş ÖSYM. Yine aynısından. Aynısının lacivertiyle karşımıza gelebilir dostum. Evet şimdi geldik doğrunun eksenlere ve özel doğrulara göre simetriğine dostum. Şimdi biz şu
şunu biliyoruz. Hocam bir noktanın eksenlere ve özel doğrulara göre simetriğini biliyoruz. Değil mi? Çok iyi bir şekilde biliyoruz. Peki bir doğrunun da simetriği denildiğinde ne yapacağız? Aynı noktanın doğruya göre, ya pardon, noktanın eksenlere göre ya da özel doğrulara göre simetriğindeki mantığı uygulayacağız. Mesela ben sana buraya şey yazayım. X virgül y'nin hocam x'e göre simetriği nedir? Y'si işaret değişiyor. X virgül eksi y. X virgül y'nin y'ye göre simetriği ne oluyor? Hocam x'i işaret değiştiriyor. Eksi x virgül y oluyor. X virgül y'nin orijine göre simetriğinden oluyordu. Her x'i de işaret değiştiriyor hocam. Deyip böyle bu noktadaki mantığı sen biliyor musun? Biliyorsun. O zaman gel burada bu doğrunun x eksenine göre simetriği dediği zaman noktanın x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değişiyorsa burada da y yerine eksi y yazacaksın kardeşim. İşte bu ax eksi by oluyor bak. Ax eksi by artı c oluyor. Yani noktadaki aynı mantığı burada da kullanıyorsun. Şimdi bu doğrunun y eksenine göre simetriğinde y'ye göre simetriğinde ne oluyordu? X'i işaret değiştiriyordu. Gel burada x yerine eksi x yaz kardeşim. Bak eksi x'i yazınca ne oldu? Eksi ax artı by artı c eşit 0 şeklinde dönüş. Bilmediğim bir şey değil aslında. Orijine göre simetriğinde her ikisi de işaret değişiyor. Yani x yerine eksi x, y yerine de eksi y yazacaksın. Tabi burada da göstereyim istersen. Burada x eksenine göre simetriğinde eksi y. Y eksenine göre simetriğinde eksi x. Sonra orijine göre simetriğinde pardon. Şurası eksi x, buraya eksi y yazacaksın. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyordu. Bak şu hatayı yapma. Eskiden ben de yaptım ve yanlış anlattım. Böyle kas sayıları yer değiştiriyordum böyle. Hayır. Kas sayılar değil. X ile y ile ilgili işlem yapacaksın. Yani a ile b'yi yer değiştirmiyorsun. A ile b'yi yer değiştirdiğinde doğru da çıkıyor da sen x ile y. Çünkü düşün. X virgül y'nin y eşittir x'e göre simetriğinde y virgül x olduğunu biliyorsun. Yani x yerine y yazacaksın. Y yerine x yazacaksın. Yani ay artı bx şu şekilde oluyor. Ay artı bx artı c eşit 0 şeklinde oluyor. Y eşittir eksi x'e göre simetriğinde noktalar hem yer değiştiriyor. Yani x virgül y'nin noktayı düşüneceksin. Y eşittir eksi x'e göre simetriğinde eksi y virgül eksi x. Yani x yerine eksi y, y yerine eksi x yazacaksın. Eksi y ve eksi x yazınca bak eksi ay eksi ay eksi bx artı c eşit 0 şeklinde oluyor denk. Peki x eşittir k'ye göre simetriğinde oluyor, ne oluyordu? Düşünelim. Altta göstereyim onu da. X virgül y'nin hocam x eşittir k'ye göre simetriğinde. Bunun ilk katından x'i çıkartıyorduk. 2k eksi x'e y oluyordu burası. O zaman gel burada x yerine 2k eksi x yaz. Yapacağın tek şey bu. Bak görüyor musun? Hocam bu y eşittir k'ye göre simetriğinden olacak. Y yerine de o zaman normalde x virgül y'nin y eşittir k'ye göre simetriğinde. Bunun ilk katından y'sini çıkartıyorsun. X virgül 2k eksi y. Yani y yerine 2k eksi y yazacaksın kardeşim. Gel burada y yerine bunu yaz. Olay bitti kardeşim. Bu kadar basit. Noktadaki mantığı biliyorsan buradaki denklemi de bu şekilde halledebilirsin. Hadi gel bakalım şuna. Şimdi bu doğrunun x eksenine göre simetri. X eksenine göre simetriğinde y'si işaret değişiyor. Y'si işaret değişiyorsa o zaman 2x eksi 3 çarpı y yerine eksi y yazıyorum. Artı 4 eşit 0 olacak. Yani denklemimiz ne oluyor? 2x artı 3y artı 4 eşit 0 olacak. Y eksenine göre simetriğinde x'i işaret değişiyordu. X'i işaret değiştireceksen 2 çarpı x yerine eksi x yazıyorsun. Eksi 3y artı 4 eşit 0 oluyor. O zaman denklemimiz eksi 2x eksi 3y artı 4 eşit 0 oluyor. Ama bu şekilde de olmaz bu. 2x artı 3y eksiyle çarpılmış. Eksi 4 eşit 0 şeklinde oldu. Tamam. Şu şekilde olacak. Yani eksi 2x eksi 3y yazmazlar. X'in katsayısı genel artı olan şıklarda olur. Orijine göre simetriğinde her ikisini de işaret değiştiriyorsun. Yani x yerine eksi x yazıyorsun. Y yerine de eksi y yazıyorsun. Artı 4 eşit 0'dan. O zaman denklemimiz ne oluyor? Eksi 2x artı 3y artı 4 eşit 0 oluyor. Ya da eksiyle çarpılmış. 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 şeklinde oluyor. X eşittir y. Bu doğruya göre aslında bu y eşittir x doğrusu değil midir? Evet. Y eşittir x'e göre simetriğinde noktaları yer değiştiriyorduk. X yerine y yazacağım. Eksi 3 çarpı y yerine de x yazacağım. Artı 4 eşit 0. Yani bu denklemimiz ne oluyor o zaman? 2y eksi 3x artı 4 eşit 0 oluyor. Ya da 3x eksi 2y yani eksiyle çarpılmış. Eksi 2y artı 3x eksi 4 ya da 3x eksi 2y eksi 4 eşit 0 şeklinde olur. Düzenlemesi sen yaparsın. Bu da y eşittir eksi x doğrusu oluyor. Yani o zaman denklemde x yerine eksi y yazacağım. Çünkü x virgül y'nin orijine y eşittir eksi x'e göre simetriğinde noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyordu. X yerine eksi y, y yerine de eksi x yazacağım. Artı 4 eşit 0 yaptı. O zaman denklemimiz ne oldu? Eksi 2y artı 3x artı 4 eşit 0 oldu. Yani 3x eksi 2 artı 4 eşit 0 şeklinde dönüştü. X eşittir 4'e göre simetriğinde bunun iki katından x'i çıkartacağım. Yani 2 çarpı 2 katı 8 eksi x artı sonra ne var? Eksi 3y var değil mi? Evet. Eksi 3y artı 4 eşit 0 var. Düzenleyecek olursak arkadaşım burayı da. Burayı düzenleyecek olduğumuzda da 16 eksi 2x eksi 3y artı 4 eşit 0 oldu. İşlem hatası yapabilirim. Kusura bakmayın. Buradan da 2x artı 3y eksi 20 eşit 0 oldu. Eksiyle çarptım sadece. Sonra y eşittir eksi 1'e göre simetriğinden olacak. Y eşittir eksi 1'e göre simetriğinde de bunun ilk katından y'yi çıkartacağım. Yani o zaman ne oluyor o zaman bu? Bu da 2x eksi 3y. Bunun ilk katı eksi 2 eksi y diyeceğim buraya. Artı 4 oluyor. Eşit 0 oluyor. Ha bunu da şekli grafiği çizerek yapabilirsiniz ki ben bunu şeyde göstereceğim. Bunun sorusu var.
var mı? Evet, burada var. Grafiğe çizilmiş hali var. O yüzden burada bu mantıkla yapacağım. O zaman düzenleyecek olursam 2x artı 6 artı 3y artı 4 eşit 0 yaptı. 2x artı 3y artı 10 eşit 0 şeklinde oldu arkadaşlar cevabımız. Evet, bunun da cevabı bu şekilde oldu. İşlem hatası yapmadıysam yaptıysam da uyarın. Şeylerde yazın. Yorumda yazın dostlar. Evet, noktanın simetriğini biliyorsan doğrunun simetriğini de bu şekilde, yani doğrunun da eksenleri ve özel doğrulara göre simetriğini de bu şekilde halledebiliriz. Gelelim şu soruya. Dik koordinat düzleminde şu doğrunun y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriği d2 doğrusudur. D2 doğrusunu bulalım. Ya y eşittir eksi x'e göre simetriğinde noktalar hem yer değiştiriyor hem de işaret değiştiriyordu. X yerine eksi y yazacağım. Y yerine de eksi x yazacağım. O zaman ne oluyor? Hocam eksi 5y. Şurası eksi 12x yapıyor. Bir de önünde eksi var. Artı 12x yaptı. Artı 3 eşit 0 yaptı. Yani d2 doğrumuz ne oldu? 12x eksi 5y artı 3 eşit 0 yaptı. Buna göre a 1'e 2 noktasının d2 doğrusuna uzaklığı. Bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı neydi? H diyelim onu da. Noktayı doğru da yerine yazıyorduk. 12 çarpı 1 artı değil eksi. Eksi 5 çarpı 2 artı 3 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kareydi ya da 5 12 varsa direkt alt taraf 13'tür. 12 eksi 10 2 yaptı. Artı 3 5 yaptı. Yukarısı 5 yaptı. Aşağısı da 13 yaptı. Cevap da böylelikle 5 bölü 13 yaptı. Dostum evet, geldik bir sonraki soruya. Şimdi bu soruda dostlar şu şekilde bu doğrunun denklemini yazıp sonra x eşittir 2'ye göre simetriğini bulabilirsiniz. Yani x yerine ne yazacaksınız? Hani x eşittir 2 doğrusuna göre simetri diyor ya, bunun iki katından 4'ten x çıkartacaksın. Yani x yerine bunu yazacaksın. Burada doğru denklemini yaz. Bu doğru denkleminde x gördüğün yere şunu yazdığın zaman cevaba ulaşırsın. Ya da tam tersi, bilerek bu soruyu yazdım zaten burada da. X eşittir 2, x eşittir 5, x eşittir 7, y eşittir 4 gibi şeylerde grafik çizerek de denklemi de yine rahat bir şekilde oluşturabiliriz. Ben mesela burada ne yapacağım? Grafik üzerinde yorumlayarak yapacağım. Dik koordinat düzleminde bu noktalardan geçen doğrunun x eşittir 2'ye göre simetri olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanını bulunuz demiş. Ben bunun bu doğrunun buna göre simetriğini alacağım. Arkadaş buradaki noktanın bu doğruya göre simetri hop şurada olacak. Şuradaki noktanın bu doğruya göre simetriği zaten burada. O zaman doğru üstünde iki nokta buldum. Yani şurası yapmıyor mu? Yapıyor. Ya simetriği bulunurken de o şekilde. Bak şimdi hocam burası kaç birim? 8. Simetriğini aldığın zaman hop buraya geliyor. Ve doğrumuz aslında şu şekilde gidiyor mu? Gidiyor. Yani biz ne yaptık? Bunun buna göre simetriği bu yaptı. Bak bu da simetriği burası yapıyor, görüyorsun. Yani simetriği olan doğru bu şekilde oldu. Hocam ne oldu burada o zaman? Burası kaç birim? 8 birim. Burası da 8 birim olacak. Buraya ne noktası kalıyor? Eksi 6 noktası. Peki. Sonra ne yapacağız burada? Hocam burada aslında dik tabanı iki eş parçaya böldü. Bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. İkiz kenarlık çıktı burada. İkiz kenarlık çıktıysa o zaman burası alfa ise burası da alfa mıdır? Evet. Buranın 6 birim olduğunu biliyoruz. Buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. Biz burada ne yapabiliriz? Bizden ne isteniyordu? Hocam simetri olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Ya bu doğrunun denklemini yazarsam şuradaki alan isteniyor bende. Aslında geometri bilgisini konuşturabilirim ben burada. Ne yapalım? Hocam alfa, şuraya beta diyelim. Ters açıdan beta. Burada da alfa var ya dik üçgenden dolayı, bak burası da beta yapıyor. Yani şurada da bir ikiz kenarlık çıktı. Sonra ikiz kenarlığı kullanabiliriz burada. Benzerlik de yapabiliriz aslında burada. Benzerlikten dolayı da bir şeyler yapabiliriz. Ya da burada arkadaş şu x eşittir 2 doğrusuyla bunun kesim noktasını bulabilirim burada. Bulduk daha sonra ordinatı çıkıyor. Buradaki uzunluk çıkıyor. Buradaki uzunluk çıktıktan sonra da benzerlikten şuraya da ulaşabilirim. Ama ben bunu hala daha yapmak istemiyorum. Olayı benzerlikten yapmak istiyorum. Bak şimdi şuradaki üçgenle. Hocam alfa betalı üçgen bu. Şuradaki üçgen de alfa betalı üçgen değil mi? Evet. Aa, en sevdiğimiz bir şey var burada. Alfa betalı üçgende benzerlik çıktı. Ya işte şuraya A deyip de alfanın karşısı A bölü alfanın karşısı 5. Betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı 10 demeye gerek yok. Çünkü niye? Alfanın karşısı 5 iken betanın karşısı 10 olmuş burada. O zaman alfadan betaya geçiş 1'e 2. O zaman burada da alfadan betaya geçiş 1'e 2'dir. Yani direkt burayı 3 buldurtturur mu bize? Buldurtturur. Zaten bizden buradaki üçgenin alanı isteniyor. 3 çarpı 6 bölü 2. 18 bölü 2'den kaç çıkıyor cevap? 9 çıkıyor gençler. Evet, bu şekilde normalde şöyle bir şey verildiği zaman da herhangi bir doğrunun x eşittir 2 doğrusuna göre simetriği de sorulduğu zaman da siz bu şekilde şekli çizip buradaki şekildeki gibi şurayı da bulup işte bu doğrunun denklemi sorulduğu zaman da bak hocam eksi 6 belli 3 bölü x bölü eksi 6 y bölü 3 eşittir 1 deyip de doğru denklemini de bu şekilde bulabilirsiniz. Ama bence x eşittir 2'ye göre simetriye hani sözel soruda ya direkt bunun iki katından yani 4 eksi x, x yerine 4 eksi x yazmak daha mantıklı geliyor. Ama şekil sorusu olduğu için burada o daha zahmetli geldi. Vay efendim bunun denklemini yazacağım da bunun denklemini yazdıktan sonra x eşittir 2'ye göre simetriğini alıp da şu doğru denklemi bulacağım da doğru denkleminde eksenleri kestiği yerleri bulacağım da sonra üçgenin alanını bulacağım da o daha uzun geldi. Sorusuna göre ben sana her türlü yöntemi, tekniği göstereyim ki sorusuna göre hangisinin kolay olduğunu sen kendin kafanda belirleyeceksin zaten bu durumu. Evet, şimdi geldik son simetriye. Doğrunun noktaya göre simetri. En kolayı budur. Sana burada iki tane yol göstereceğim. İki tane mi olacak bilmiyorum, bakarız şimdi. İki tane yol göstereceğim. Evet, ikisinden hangisi hoşuna giderse onu yaparsın. Noktada da iki tane yol göstermişsin. Bir kere soruyu yorumlamak
yapmak için basit bir şekilde şekli çizeceksin. Şimdi burada bir doğru verilmiş. Bu doğrunun bu noktaya göre, bak, bir doğru verilmiş. Bir doğrunun bir noktaya göre simetri olan şu doğruyu çizersin. Sonra burada şuradaki uzunluklar birbirine eşit olacak ya. Şuradan rastgele bir K noktası seçersin. Ama bu doğrunun üstünde olacak şekilde. Mesela X yerine 0 yazarsınız, Y'si 5 çıkar. Ya da X yerine 1 yazarsınız, Y'si 6 çıkar. Ya da Y yerine 0 yazarsınız. Artık hangisi kolayınıza gelirse. Ben şunu yapıyorum. Ya X yerine 0 yazıyorum ya da Y yerine 0 yazıyorum. İstediğin noktayı seç. Sen bu noktanın bu noktaya göre simetriğini aldığın zaman şunlar birbirine eşit ya. Bunlar da paralel, kelebek benzerliğinden bunlar da birbirine eşit olmak. O yüzden K noktasının bu doğruya göre simetriği L noktası burada olmak zorunda dersin. Sonra buradaki noktayı buldun ya. D2 doğrusu denklemi isteniyor. D2 doğrusu için kendimize iki soru soruyoruz. 1 eğim, 2 nokta. Hocam noktayı bulduk zaten. Şuradan rastgele bir K noktası seçtik. K'nın bu noktaya göre simetriği aldık. Bu L noktası çıktı. Nokta belli, eğim belli mi? Bu doğrular zaten birbirine paralel. Bunun eğimi neyse bunun eğimi budur. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemi yazarsın. Adım adım da yazmışım bak. D1 doğrusu üzerinden rastgele bir K seçilir. Sonra K'nın A'ya göre simetriği olan L noktası bundur. Sonra eğim belli, nokta belli, doğru denklemi yazılır demişiz burada. Hemen soruda bunu hemen gösterelim şöyle. İki farklı şekilde anlatacağım şimdi sana. Birinci yol şu. Birinci yol bu. İstediğin yolu yap ama büyük ihtimal ikinci yolu tercih edeceksin. Şimdi bir doğru verilmiş. Bir doğru şu. Doğrumuz ne? 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Noktamızda ne verilmiş? A noktası 1'e 2 noktası verilmiş. Buna göre simetriğini alınca ne olacak? Buraya gelecek. Yani şuradaki mesafeler ne olmak zorunda arkadaşım? Birbirine eşit olmak zorunda. Tamam. Evet. Şuradaki mesafeler birbirine eşit olacak. Şuradaki mesafe birbirine eşit olacak. Çünkü buna göre simetriğini aldığım için. Şuradan rastgele bir K noktası seçiyorum. Ya şimdi burada bak mesela. Hocam y yerine 0 yazayım. Olur. X yerine 0 yazayım. Olur. İstediğin noktayı seçebilirsin. Hiç fark etmez. Ya da X yerine 1 yazabilirsin. Fark etmez. Ama 0 yazmak daha mantıklı. X yerine 0 yazdığın zaman. X yerine 0 yazdığında y'si ne geliyor? Hocam buradan ne geliyor buradan? X yerine 0 yazdığımızda 0 eksi y artı 6 eşit 0 oluyor ya. Y'de 6 geldi. Buradan y'yi 6 bulduk. Sonra bu noktanın bu doğruya göre simetriğini aldığında mutlaka bu doğru üstüne düşmek zorunda. Çünkü kelebek benzerliği sağlanıyor. O zaman burada ne yapacağız? Noktanın noktaya göre simetriği. 0 iken 1 olmuş. 1 iken 2 olur. Artışa bakıyorum. 2 oldu. Sonra buraya bakıyorum. 6 iken 2 olmuş. 4 azalmış. Bir daha 4 azaltıyorum. Eksi 2 olur burası. A nokta belli. Eğim belli mi? Bunun eğimi. Eksi 3 bölü eksi 1'den 3 çıktı. O zaman bunun eğimi de 3'tür. Eğim belli. Nokta belli, doğru denklemi yazılır. 3 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi eksi 2 y artı 2. 3x eksi 6 eşittir y artı 2'den. Buradan 3x eksi y eksi 8 eşit 0 şeklinde doğru denklemini buluruz. Bu bizim birinci yolumuz. Anlaşıldı değil mi? Yani kolay. Ama ikinci yol gerçekten daha kolay. İkinci yol yine şekli çiziyoruz tabii ki. Şekli çizdik ve 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu bu. Şuradan rastgele bir nokta seçiyorum. A noktası pardon 1'e 2 ve buna göre simetri olan bu doğru denklemini bulmaya çalışacağım ben şimdi. Arkadaş bunlar şuradan şöyle şu mesafelerde birbirine eşit olacak değil mi? Şimdi dikkat arkadaş, bu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğu için eğimleri birbirine eşit olacak mı? Olacak. O zaman bu doğrunun da adı kesinlikle ama kesinlikle 3x eksi y artı c eşit 0 şeklinde olmak zorunda. Çünkü eğimleri eşit. Yani eksi a bölü b, bu da eksi a bölü b eşit olacak. Sadece ne yaptık? Sabit sayısını bilmiyorum. 3x eksi y artı c şeklinde. Tamam. Arkadaş ben burada da şu a 1'i 2'den de bir tane doğru çizecek olursam, bu ikisine paralel doğru çizecek olursam, bu da aynı şekilde 3x eksi y artı k eşit 0 şeklinde olmak zorunda hocam bu. Ben buradaki k'yı bulabilirim. Çünkü bu nokta bu doğrunun üstünde denklemi sağlar mı? Sağlar. Yaz burada x yerine 1, 3 çarpı 1 eksi y yerine 2 artı k eşit 0 olduğundan k'yı da buradan kaç buluruz? Eksi 1 buluruz. Evet, k buradan eksi 1 geldi. K yerine gel eksi 1 yaz. Yani denklemimiz 3x eksi y eksi 1 eşit 0 mı oldu? Evet. Şimdi buraya dikkat. Burada hepsinde bak sabit sayılar farklı. Sabit sayı, sabit sayı. Arkadaş bunlar eşit mesafede ya. Şu eşit mesafede. Buradan buraya ne olmuş? Sabit sayılara bak. 6'dan eksi 1'e ne kadar azalmış? Hocam 7 azalmış mesafe eşitliğinde. O zaman buradan buraya da aynı mesafe eşitliği var. Buradan buraya da 7 azalır. O zaman eksi 1'den 7 azalttığın zaman, eksi 1'den 7 azalttığın zaman eksi 8 mi yapar burası? O zaman doğru denklemimiz 3x eksi y eksi 8 eşit 0 şeklinde bulunur mu? Bulunur. Bak aynı sonuç. Ne yaptık? Bu şekilde bulduk arkadaş. Ha bu teknik nerede işimize yarıyor? Mesela şu tarz sorularda da işimize yarıyor. Soru şöyle olmuş olsaydı. İşte 3x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusuyla şu da mesela 3x eksi y eksi 8 eşit 0 doğrusuna eşit uzaktaki noktalar kümesini sormuş olsaydı sen bu soruyu yapardın. Hemen buradan şöyle bunu çizerdin. Hocam buradan buraya 14 artmış derdin 2K'da. K'da da 7 artar derdin. O zaman buradaki K'yı da eksi 1 olarak bulurdun. Ya da şu şekilde bir şey verilirdi. Bak. Şu şekilde bir şey verilirdi. Müfredatta yok ama doğrunun doğruya göre simetriği. Mesela bu doğrunun doğruya göre simetriği sayılmaz. Atıyorum burası 3x artı 4y artı 1 eşit 0 doğrusu. Öbür doğru da şu doğru. 3x artı 4y artı 5 eşit 0 doğrusu. Bu doğrunun bu doğruya göre simetriği sorulduğunda.
ne yaparsın? Hocam simetriyi sorulacaksa şu mesafeler eşit olacak. O zaman bu doğru isteniliyor bizden. Bak bu ekstradan bir soru yazdım buraya. Dikkat. Bu doğru da 3x artı 4y şeklinde olmak zorunda. Buradan buraya 4 artmış. O zaman buradan buraya da 4 artar hocam diyebiliriz. Yani artı 9 eşit 0 şeklinde olur deriz. Bak doğrunun doğruya göre simetriğinde de bunu yapabiliriz. Yalnız dikkat et. Şurası şey verilmiş olsaydı. Dikkat. Hocam burası 6x artı 8y şeklinde verilmiş olsaydı yukarıyı da 6x artı 8y şeklinde yapmak için 2 ile çarpardı. O zaman burası da artı 2 olurdu. Şimdi 2'den 5'e kaç arttı? 3 arttı. 3 arttı. O zaman burası da 6x artı 8y artı 8 şeklinde olurdu. Hatta denklemi de 2'ye böldüğümüzde 3x artı 4y artı 4 eşit 0 şeklinde de bulabilirdik. Tamam. Çünkü orada katsayılarının da eşit olmasına da dikkat edeceğiz. Bu paralelliklerde paralel doğrular arasındaki uzaklığı bulurken de katsayılarını eşitliyorduk. Bu tür sorularda da katsayılarını da eşitlemeyi unutma. Bak buradan ikinci yol bence daha mantıklı geliyor. İkinci yolu bildik daha sonra diğer soru türlerinde şey yapabiliriz. Şu iki doğruya eşit uzaktaki noktalar kümesi ya da bir doğrunun bir doğruya göre simetriği hangi doğrudur gibi sorularda da işimize yarayabiliyor dostlar. Müfredatta yok yalnız doğrunun doğruya göre simetriği ama müfredatta olmamasına rağmen şuradaki tekten şunu çıkartabiliyoruz. Bu tarz soru da çıksa şaşırmam yani açıkçası. Evet geldik örnek 20'ye. Sanırım son soru. Evet. Örnek 20'deyiz. Şimdi dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen AB doğrusunu çiz. AB doğrusu çizilmiş. Tamam. Şu AB doğrusu çizilmiş. Sonra doğru üzerinden C noktası seçilip şuradan bir C noktası seçiyormuşum. OC doğru parçası çizilmiş. OC doğru parçasını çizmişim ve buradan K noktası almışım. Ve K noktasını aldığımda şöyle bir oran verilmiş. Hocam burası K iken burası 3K verilmiş bize. Evet. K'ya 3K olacak biçimde K noktası belirleniyor. AB doğrusunun K noktasına göre simetriye alındığında MN doğrusu oluşuyor. Bu doğru oluşuyor. Arkadaş sen burada bak buranın ne olduğunu biliyorsun K. Sonra buranın ne olduğunu biliyorsun 3K olduğunu biliyorsun. Sen bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini aldıysan hocam o zaman şunlar birbirine eşit olmaz mı? Olur. Çünkü şu aradaki mesafeler şöyle eşit olacak. Kelebekten dolayı şu eşit olacak. Eşit olacaksa o zaman burası da K oldu. Buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Bir de ben burada bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini aldığımda bu doğru geldi ya bunlar nasıl olacak? Paralel olacak. Bak güzel bir şey geldi. Bak 2K'ya 2K geldi. Vay. 2K'ya 2K geldi. Şunlar birbirine paralel. Dolayısıyla şunlar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. Hocam burası kaç birim? 6 birim. 3 birim. 3 birim oldu burası. Hocam burada da aynı mantık var. Bak bunlar birbirine paralel. 2K 2K eşit. Yine orta taban çıktı. O zaman 8 birimse bunlar da 4 birim. 4 birim çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı isteniyor. Tamam kardeşim buluruz bunu. Ne olacak burada? Bakar mısın burada ne olacak? Güzel bir şey geliyor burada. Arkadaş burada da orta taban var zaten. Orta taban olduğunda hocam şöyle bir şey olduğunda şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşitse. Burası esken burası 3S olmuyor mu? Çünkü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani burası esken şurası esken tamamı 4S olacak. O zaman buraya da 3S kalıyor dedik. O zaman burası arkadaş esken bu sarı alan ne olacak? 3S olacak. S alanını bulabiliyor muyum? Bulabiliyorum. 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2. Yani 12 bölü 2'den 6 çıkar. Bizden 3S alanı isteniyor. S yerine 6 yazdığımızda cevap kaç çıkar? 18 çıkar. Hocam burada simetriyle alakalı ne var yani? Ya işte şimdi doğrunun noktaya göre simetriğinde biz şekil mantığını bilin diyoruz ya. Asıl önemli olan oradaki şey o şekil mantığını bilmek. Bak burada ne yaptık? Şekil mantığını yorumladık. Şekli yorumladık. Önemli olan şekli yorumlayabilmeniz. Bak burada da şekli yorumlatacak sana bir soru yazmışım burada. Yoksa sen bu noktayı bulacaksın da sonra bu doğrunun buna göre simetriğini bulacaksın da sonra burada bir şeyler işte belki yakalarsan orta tabanı falan yakalayacaksın da öbür türlü oho ne yaptık burada? Hocam simetriği alınca K iken K olur dedik. Buraya 2K kaldı. Bunlar eşit oldu. Orta taban çıktı. Bunlar eşit. Orta taban çıktı. Bunlar eşit. Geometrik şekli dönüştürmüş olduk şekli. Sonrasında yine üçgen bilgisinden çıktı. İşte bu şekilde üçgene de böyle atıfta bulunmuş olduk. Ve son soru aslında çok güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları sever. Valla sorarsa da şaşırmayacağım sorulardan biridir. ÖSYM sormuş mu zamana kadar böyle bir soru? Sormamış ama bu şekilde şekli yorumlatacak bir soruyu doğrunun noktaya göre simetriğinde sorabilir. Yani artık ÖSYM şey yapmıyor. Formülüze edilmiş soruları böyle çok sormamaya gayret ediyor. AYT'de tabii ki sorabilir ama genelde bu şekilde çözüm tekniğini bildiğiniz teknikleri kullandıracak şeyleri sorabilir ki bence buraya da bir yıldız atın. Bu soruya gelin bir daha bakın. Tamam dostlar. Evet böylelikle bu olayı da halletmiş bulunuyoruz. O zaman en zevkli kısma gelelim şöyle. 3. sayfa. Ne yapıyoruz? 40. güne de bir tik atacağız şimdi. Evet atalım bakalım tiki. Şöyle geldik. Hop ya kırmızıyla atalım. Düzeni bozmayalım. Hop şuraya da tiki attık. Güzel. 40. günde bitirdik. O zaman şuradaki olaya da bakalım. Nerede? Şurada. Şurada 40. güne tik atalım. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Ödevimiz hocam yok. Çünkü dönüşümler tam bittiği zaman. Öteleme ve dönme bittiği zaman biz bu olayı bitireceğiz. Haftalık programa da bakmaya gerek yok ama bakalım. Dönüşüm geometrisi tam anlamıyla bittiği zaman bizim ödevimiz olacak. O zaman halletmiş oluyoruz. Neyi halletmiş oluyoruz? 40. günü bitirmiş oluyoruz. Zannediyoruz. Bir sonraki ders. 41. ders. 41.
bitirdik yine maşallah. Bitiyor, bitime doğru yaklaşıyoruz. 41. derste, 41. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.